Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kürşat Alpdoğan. Eğer şu ana kadarki videolarımı beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi Ahmet ile GİST'e gitmeye karar vermiştik beraber. Ve evet, bugün etkinliğin ilk günü ve benim sınavım var. Ondan dolayı hala Eskişehir'deyim. Ancak ikinci ve üçüncü gün GİST'e katılabileceğim. Bu yüzden bugünü hızlıca bir geçelim. Bu arada Ahmet de Eskişehir'e geldi ve yarın beraber Eskişehir'den İstanbul'a yola çıkacağız ve GİST'e birlikte geçeceğiz. İkinci gün başladığı gibi hafif bir şeyler atıştırdık ve tren garına doğru yola çıktık. Trenimiz 7.48 gibi hareket etmeye başladı ve 11'de İstanbul'da indik. Ahmet ile birlikte indiğimiz gibi feribota binmek için iskeleye yürümeye başladık. Ancak binmeyi planladığımız feribot bugünlük son seferini gerçekleştirmişti ve biz de Marmara'yla Avrupa yakasına geçmeye karar verdik. Bütün bu küçük uğraşların sonunda saat öğleden sonra 1'e doğru mekana, yani Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'ne vardık ve orada da başka bir arkadaşımızla buluştuk. Direkt indie yapımcıların açtıkları oyun standlarına bakınmaya başladım ve bugün başta Castle of Alchemist'i oynadım. Oyunda bir kaledik simyacılar tarafından yapılmış bir süper askeri kontrol ediyoruz. Oyundaki amacımız ise bu süper askeri ve bir materyali kullanarak etrafa attığımız tuzakları kaleye gelen düşman dalgalarını engellemek için kullanıyoruz. Oyunun akıcılığı ve mekanikleri güzel. Onun dışında oyunun içine roleplay unsurunu katmak için ekledikleri karakter geliştirme unsurları da oyunun monoton olmamasını sağlamak açısından oldukça iyi olmuş. Ayrıca standtaki oyun geliştiricisinin beni tanıması da beni ziyadesiyle mutlu etti. Şu an videomu izliyorsa kendisine ve ekibine bu güzel oyun için teşekkür ediyorum. Bunun ardından bir süre içeride gezindikten ve birkaç ünlü kişiyle ve cosplay yapan insanlarla foto çekildikten sonra acıkıp mekandan çıktık. Yemek için düşünürken şansımıza yürürken hemen yakınımızdaki diğer bir etkinlik olan Hataylılar Buluşuyor diye harika bir gastronomi etkinliğine denk geldik. Orada biraz tuzlu da olsa fiyatı. Harika lezzetlerle karnımızı doyurduktan sonra mekana geri döndük. Döndükten sonra bir süre daha içeride gezip sonrasında Once Alive adlı değişik bir FPS keşif gizem oyununu deneyimleme şansımız oldu. 15 dakikalık basit bir demonun ardından güzel ve basit bir cutscene ile demonun sonunu gördük. Bu tür keşif tabanlı oyunlarda önemli olan hikaye anlatımı açısından oldukça başarılı bulduğum bir oyun oldu. Özellikle önemli ve hikayeyle bağlantılı şeyleri daha göze hitap eden bir şekilde gösterilmesi de ayrıca güzel ve önemliydi benim için. Demoda gördüğüm tek eksik büyük ihtimalle demonun hızlı bir şekilde yetiştirilmesi için eksik bırakılmış olan atmosferik sesleri barındırmamasıydı. Umarım geliştirmelerin sonunda oldukça güzel bir oyun olarak karşımıza çıkar. Geliştiricimize başarılar diliyorum. Günün sonundaysa en sonunda Enis Kirazoğlu'nun ünlü oyunu Anomaly Agent'ı deneyimleme şansı buldum. Başta kolla oynayacağım için biraz üzülürken daha sonradan oyun aşırı sardı ve akıp gitti. İki boss dövdüm oyunda ve arada ölmeme rağmen oyun akıcılığından hiçbir şey kaybetmiyordu ve beni daha da içine çekiyordu. Sonuç olarak gerek platform gerekse savaş aksiyon mekanikleri olarak oldukça beğendiğim bir oyun oldu. Özellikle de değişik bir şekilde karakterler arasında geçen sohbetler beni çok sardı ve eğlendirdi. Günümü de böylece tamamlamış oldum ve Ahmet ile beraber kendimizi otele attık. Kesinlikle verimli ve güzel bir gündü. Özellikle Panda ve Orhun abiyle konuşabilmiş olmam oldukça arttırdı günden aldığım tatmini. Geldik son güne. Otelden çıktık 9 gibi 10'da vardık GİST etkinlik alanına ve yine başladı günümüz. İlk iş dün ilgimi çekip oynayamadığım oyunlardan Concubine yani Cariye adlı oyunun standına gitmek oldu. Ben oyunun demosunu oynarken bir yandan da oyunun yapımcılarından biri oyunun hikayesini ana hatlarıyla bana anlattı. Oyun 1600'lü yıllarda Osmanlı'da geçiyor. Biz de padişahın kirli işlerini yapmak için tutulmuş bir suikastçıyız. Ancak göze batmamak için cariye rolünü kullanıyoruz. Oyunda peşimizde bulunan yoldaşlar da bulunuyor ve bizlerle savaşabiliyorlar. Ve seviye sistemiyle yetenek sistemi sayesinde küçük roleplay unsurları da eklenmiş oyuna. Oyunu oynarken bir noktada yoldaş odanın çıkışında durdu ve hiçbir şekilde kapıdan geçemiyordum. Ayrıca yoldaşım da kapının önüne çekilmiyordu. Ancak bu bug'ı kapıyı açıp kapayarak yoldaşımı itmek suretiyle çözdüm. Yani bir bug'ı başka bir bug'la çözdüm. Sonrasında ise demoyu tamamen bitirdim. Demoda bile güzel bir düşman çeşitliği vardı. Vuruş
hissiyatı da oldukça iyiydi ama geliştirilmesi lazım tabii ki. Bakalım asıl oyun nasıl çıkacak. Ondan sonra dün oynayamadığım oyunlardan Toy Shire'ı da oynadım. Çocukken oyuncaklarla oynadığımız harika oyunların base savunma mantığıyla bir video oyununa aktarılmış haliydi kesinlikle. Heyecanla son halini bekliyorum. Ayrıca Toy Shire'ı da Steam Türk oyunları etkinliğinde tekrar görmüştüm. Ondan sonra yine Toy Shire oyunun yapımcısının elinden çıkan bir ritim oyunu olan Bandroll adlı oyunu deneme fırsatı buldum. Oldukça güzel bir yapısı olan tıpkı mobil cihazlardaki Piano Tiles adlı oyun gibi hissettirdi bana. Oldukça eğlenceliydi ama Türk Marşı bir tık zor gibiydi. Zaten çok da ilerleyemedim onu oynarken ama en kolayını bir defa bitirmeyi başardım. Daha sonra Little Nightmares benzeri bir side-scrolling yani yandan görünüşlü macera oyunu olan Rust and Running'i deneyimleme fırsatı bulduk. Oldukça dikkat çekici bir yapım olacak gibi. Onun ardındansa Ingression adlı hızlı akan yandan görünüşlü platform oyunun deneyimleme şansım oldu. Tabii yeteneksiz olduğumdan pek de oynayamadım ama en azından demoyu bitirdim ve oyunu da beğendim. Şahsen oldukça güzel ve tatlış bir sanat tasarımı ve bölüm dizaynları vardı. Onun dışında oynayamasam da yakından izleme fırsatı bulduğum birkaç oyunda var. Bunlar Diriliş Ertuğrul oyunu ve Mayhem Brawler 1 ve 2 idi. Ayrıca gün içinde Dost Kayaoğlu ile de fotoğraf çekinme fırsatı yakaladım ve Dost Kayaoğlu yanımda adımcılık yaptı. Sonuç olarak bu 2 günde sınavın ardından oldukça güzel vakit geçirdim ve güzel anılar biriktirdim. Hem de bu güzel insanlardan biri beni YouTube kanalımdan tanıdı. Ayrıca güzel insanlarla görüştüm, fotoğraf çekildim. Bu güzel insanların içinde Ghost ve MasterChef de var. Derken bu macera pazar günü saat 6'nın ardından bitti. Böylece ben de Ahmet ile geri Eskişehir'e döndüm. Bunun ardındansa vlogumsu videomun da sonuna gelmiş bulundum. Umarım ki sizler için eğlenceli ve güzel bir video olmuştur. Gelecek sene de zaman ayırabilirsem GİS'te gitmeye çalışacağım ve sizleri de beklerim. Sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki videomda görüşene dek iyi eğlenceler. Hoşçakalın.